Onu anlamak gerçekten çok zor. Allah'ım, lütfen bana yardım et. Bir an beni önemsiyor gibi davranıyor. Ardından bir anda kabalaşıyor. Karakteri mi, kişiliği mi böyle bilemiyorum. Bu olay beni değiştirdiği gibi onu da değiştirmiş olabilir. Uyuyor musun? Hayır, uyumadım. Kalkmana gerek yok. Rahatına bak. Dinle. Evet. Sana başka birini seviyorum demiştim, hatırladın mı? Hayatımda bir başkası var. Evet. O Amerika'da yaşıyor. Adı Anita. Onu seviyorum. Ve onunla Amerika'ya yerleşmek istiyorum. Bunun için de işlemleri başlattım. Sadece birkaç evrak işi kaldı, o kadar. Onlar da bitince buradan gideceğim. Ama gitmeden önce seni azat edeceğim. Yani birlikte olacağımız bu zamanı güzel geçirelim istiyorum, tamam mı? Böylesi çok daha iyi olur. Ne dediğimi duydun, değil mi? Sana bunları ileride şaşırma diye anlatıyorum, aramızda kalsın. Ve biz birbirimiz için yaratılmadık. Bu evlilik bizim tercihimiz değil. İkimiz de mutlu değiliz. Birbirimizle yaşamak istemiyoruz, değil mi? Bu yüzden bu boşanma seni olumsuz etkilemeyecek. Ben önüme bakmak istiyorum artık. Sen de baksan iyi olur. İyi geceler.
Faraz. Faraz. Sen uyumamışsın. Ben uyudun sanmıştım aslında. Seninle konuşmak istiyorum. Ha, şimdi uyu. Sabah uyandığında konuşuruz, olur mu? Ben şimdi konuşmak istiyorum. Söyle. Bak, birbirimiz için yaratılmış yaratılmamışız bir önemi yok. Ama artık biz seninle evliyiz Faraz. Yani? Yani bu yüzden ben boşanmak istemiyorum. Nasıl yani? Beni zorlayacak mısın? Tamam, zorla evlendirdik belki. Ama zorla da evlenmiş olsak bunu gerçek kılmayı başarabiliriz. Sen ne demek istiyorsun ha? Sadece ben sadece bu evliliğin yürümesini istiyorum Faraz. Bu nasıl olabilir ki? Sen mutsuzsun. Ben mutsuzum. Nasıl yürüteceğiz bunu? Ben bunu gerçekten bilmiyorum. Seninle evlenirken bunları hiç düşünmedim Faraz, inan. Yani birkaç gün sonra hayatıma devam edecektim. Ben seninle bu yüzden evlendim Faraz. Ama benim geldiğim yerde ne ailem ne de toplum böyle bir şeyi kabul eder. Kimse boşanmayı aklına bile getirmez. Böyle şeyler olmaz Faraz. Asla olmaz. Yani söylemek istediğim, hayatını nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa, razıyım. Ama sen bu evliliği bitiremezsin Faraz. Asla. Kahvaltıyı tek başına mı hazırlıyorsun? Samin nerede? Onu bu sabah hiç görmedim. Galiba uyuyor. Peki, tamam. Faraz'la Asfant yürüyüşten döndüler mi? Hayır, daha değil efendim. Tamam, benim kahvaltımı getir o zaman. Peki. Oo! Rahatın yerinde mi? Bu saate kadar uyursan kahvaltıyı kim hazırlayacak? Ben pek iyi değilim. O yüzden kalkamadım. Annenin evinden geldin ya. Drama yapmayı oradan mı öğrendin? Öyle bir şey değil efendim. Benim çok ateşim var. Artık yeter. Bahane uydurma. Bizim başımıza zorla musallat oldun zaten. Üstüne bir de sabah onu 11'e kadar uyursan bunu asla kabul etmem. Ve sakın kahvaltını odana göndereceğimi sanma. Bir de sana bakamam. Aşağı in hadi. Ne oldu anne? Sen onu destekle. Tamam. Odandan çıkma. Bütün gün burada kal. İstediğin kadar dinlen. Ne oldu? Ateşim var. Ne oluyor? Dursan, ateşine bakıyorum. Hı?
Evet, çok ateşim var. Ama gece hiçbir şeyin yoktu. Dur, termometreyi getireyim. Ateşim niye çıktı bilmiyorum Faraz. Şimdi sen dinlen. Ben annemle konuşurum. Hayır, tamam. Ona bir şey söyleme. Zaten çok sinirli. Şu haline bir bak. Hadi sen dinlen, ben konuşurum. Hayır hayır, ben iyiyim. Söz dinlesene. Çay nerede anne? Nerede kaldı? Nesrin, çay nerede? Akşam mı gelecek? Söyle. Böyle. İyi değilsen odandan çıkmasaydın. Madem çıktın, tepsiyi niye taşıyorsun? Ben Nesrin'den istedim. Halime lütfen. Faraz yardım et. Harika. Pahalı çay setim kırıldı ama sen ona laf bile söyletme. Ben özür dilerim, affedin. Gerek yok, gerek yok. Odana git hadi. Nesrin, bize çay getir ve şuraları da temizle hadi. Kız bu haldeyken onu niye mutfağa gönderiyorsun? Ne oluyor sana İlyas? Ben o kadar zalim biri miyim sence? Sabah odasına gittim. İyi olmadığını görünce bütün gün dinlenmesini söyledim. Odadan kendi çıkmış. Ne yapayım? Kes şunu lütfen. Uzatma, sus artık. Niye susayım? O sürekli sana ne kadar kötü bir insan olduğumu göstermeye çalışıyor. Sanki ben ona eziyet ediyorum. Sürekli iş yaptırıyorum. Bu kız tilki gibi kurnaz. Hadi ama Nesrin, çayı getir, başım çatlayacak gibi zaten. Tamam anne, çay gelir şimdi. Yavaş yavaş. Sana dinlen dediğim halde mutfağa gitmene ne gerek vardı? Klasik kadınlar gibi davranmayı bırak artık. Böyle kızlardan hiç hoşlanmam. Lütfen böyle yapmaktan vazgeç. Artık yapmam. Hadi sen yat, ben ilaç getireyim. Asvan oğlum, Faraz'la bir konuş. Ne istiyormuş? Baba ben nasıl anlayayım ki? Bana kendini açmıyor, benle konuşmuyor. Bir abi gibi değil, dostça konuş. Bak bakalım içinde neler oluyor. Ha? Peki. Akşam görüşürüz. Güle güle. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Nasıl güvenirim? Beni yarı yolda bırakan sen değil miydin? Artık sana asla güvenmem. Anlıyor musun? Düşünme artık anne. Boş ver. Niye canını sıkıyorsun ki? O kız yeni aldığım pahalı çay setimi kırdı.
Çok sinirim bozuldu. Onu evden atmak istiyorum. Anne, o çok kurnaz. Bunu iyi anla. Görmedin mi? Çayı mutfakta da dökebilirdi. Ama yok. O zaman babamı, Faraz ve Asfant abimi nasıl etkilerdi ki? Düşünsene anne, tam zamanında çayı döktü. Hem de nasıl? Üstüne bir damla çay bile dökülmedi. Uyanık. Tamam, boş ver. Alışverişe gitmem lazım, söylemiştim sana. Niyeymiş o? Of anne, gelinin yüzünden kendi kızını unutuyorsun. Rica'nın düğünü için alışverişe gitmeliyim. Sana söylemiştim zaten. Benimle geliyor musun yoksa kart mı vereceksin bana? Ha? Geliyorum ben. Kartı unut. Ama önce Faraz'la önemli bir şey konuşmalıyım ben. Bekle. Onu bu evden göndermenin bir yolunu bulmalıyım. Ona katlanamıyorum. Hadi kalk da alışverişe gidelim. İstediğim elbiseyi buldum bile. Bak nasıl. Merhaba. Gelmedin. Geleceğim demiştin ama. Evet ama bugün gelirim demedim ki. Bir iki güne gelirim dedim. Arkadaşların pek iyi değiller. Erkenden gelsen iyi olur. Bana bir şey söyle. Sen de orada olacak mısın ha? Olabilir. Aslında mesele şu, Faraz beni konudan uzak tutuyor. Düğün öncesinde benden onu desteklememi istedi ama ben babamı destekledim. Bu yüzden benim yardımımı istemiyor şu anda. Ama sen orada olursan iyi hissedeceğim. Ben de öyle. Tamam. O telefonu nereden buldun? Ne demek nereden buldun? Kendi paramla aldım. Ne parasıymış? Sürekli soru sorup durma anne. Bana harçlık diye verdiğin o sadaka var ya, onu biriktirip aldım işte. Babanın karşısında okula gitmene izin vermesi için saatlerce yalvardım. Ama sen... Anne, beni dinle. Artık hem okuyup hem de çalışacağım. Anne, sen ne dersen de yapacağım bunu. Ama bir şartım var. Bana izin ver. İstediğim gibi yaşayabileyim. Eğer bana izin vermezsen de ben de kendimi... Affedersin, seni uyandırdım. Hayır, uyumuyordum. Ne yapıyorsun? Vize için belge topluyorum. Peki şimdi nasılsın? İyi misin? Dün gece söylediğin şeyler... Doğruyu söyledim. Ben burada yaşamak istemiyorum. Bak, bunu bütün ailem ve arkadaşlarım ezelden beri biliyor. Peki ya benim sana söylediklerim? Hatırladın mı? Dinle Samin. Sana ilk görüşmemizde hayatımda biri var demiştim. Yani doğruyu söyledim. Söylemedim mi? Ben kimseye yalan söylemem. Anita ile 1,5 yıldır konuşuyoruz. Birbirimizi seviyoruz ve evleneceğiz. Bu olay nereden başıma geldi de evlendik? İnan bunu bilmiyorum.
Ama sana karşı dürüsttüm. Bu yüzden sana bunu anlattım zaten. Seninle aramızda hiçbir şey olmadı ve hiçbir zamanda olmayacak. Faraz Bey, Halime Hanım sizi çağırıyor. Tamam, hemen geliyorum. Peki. Faraz, bir kez olsun beni dinle. Bak, yaşananlar doğru değildi, biliyorum. Ama şimdi benden ayrılırsan ben hiçbir yere gidemem. İnsanlar zaten çok konuştu. Bir de beni bırakırsan o zaman mahvederler. Hayatında biri olduğunu, gitmen gerektiğini anlıyorum Faraz. Ama o zaman benimle evlenmemeliydin. Eğer benimle mecbur kaldığın için evlendiysen, lütfen beni bu durumda bırakma. Gidersen ben ne yaparım? Kimsenin yüzüne bakamam, adım çıkar, öyle yaşayamam. Ben seni durduramam. Ama eğer şimdi bana merhamet etmeyeceksen... Geldim. Anne, beni çağırıp sonra niye susuyorsun? O kız yatağında uyuyordu. Niye? Bir yandan onu hiç sevmediğini, boşanacağını söylüyorsun. Öte yandan da ona acıyor musun? Ne yapmak istiyorsun sen? Bak anne, ne düşünüyorsun bilmiyorum ama öyle değil. O zaman nasılmış anlat da bileyim. Benim gördüğüm şey, baban sana onunla ilgili bir şey söylediğinde kabul edip onun tarafını tutuyorsun. Hadi anne, anlamıyor musun? Bak, onunla sabah akşam kavga etmeme hiç gerek yok. Artık evliyiz, bu evde yaşıyor. Nereye gitsin ki yani? Bak, ayrıca bütün işlerimi de yapıyor. Bunun karşılığında ona iyi davranmanın, onunla konuşmanın nesi kötü ha? Kötü tabii. Bir kadın, bir erkek kendisine böyle yaptığında onu sevdiğini düşünür oğlum. Kocasının ona bakmaya başladığını sanır. Ona önem vermeye başladığını. Sonra üstünde hak iddia eder. Yavaş yavaş aklına girmeye başlar. Ona Anita'yı sevdiğimi söyledim anne. Amerika'ya gideceğimizi de anlattım. Ayrıca anne, gitmeden önce ondan ayrılmak istediğimi de söyledim. Ne? Ona her şeyi anlattın mı? Evet. O ne dedi? Söylemesi gerekeni. Ben onun için endişeliyim anne. Ne dediğini söylesene bana. Dedi ki, ne istiyorsan yap, istediğin yere git ama benden ne olursun boşanma. Yoksa ölürüm dedi. Benim çok kafam karıştı anne, yani bilmiyorum. Ona bunu yapmaya hakkım var mı bilmiyorum. Gördün mü? Rolünü iyi oynamış. Oyunu buydu. Sen de etkilendin. Hayır, hayır, hayır anne, beni etkilemedi. Kararımı falan da değiştirmedim zaten. Bak, ona sempati duyduğum için değil.
Ama onu anlamalıyız değil mi anne? Yani o da bir insan. Sonuçta o bir kız. Ben vize belgelerini fotokopi çektirmeye gidiyorum anne. Bu da Hafız. Gidiyor musun? Neden? Niye sordun? İşin mi var? Evet, işimiz var. Hadi bir konuşalım. Otur. Ah, evet, konu nedir? Senin için endişeleniyorum. Sen mi endişelisin? Evlenmeden önce senden yardım istemiştim, hatırladın mı? Babamla konuşup düğüne engel ol demiştim ama sen... Onu desteklemeyi tercih ettin. Beni dinlemedin bile. Şimdi endişeli misin? Öyle konuşma. O konudan dolayı kızgın mısın hala bana? Kızgın değilim abi. Babamla hamurunuzun aynı olduğunu biliyorum ve... Sen o zaman onu destekledin. Şimdi de beni annemle... istenmeyen karım arasında sandviç gibi ezilirken görüyorsun. Kardeşim yapma. Sert konuşma. Bak böyle davranmak sana yakışmıyor hiç. Öyle mi? Evlilik de bana yakışmıyor. Ama baksana. Evlendim. Ve evlendiğime göre artık bırak da bildiğim gibi halledeyim, olur mu? Lütfen bana karışma abi. Tamam. Peki. İşte çayın. Ofisten Selman aradı. Tekrar ne zaman iş yerine gideceğini soruyor. Niye? Parasız mı kaldın? Ya da evde oturmamdan hoşlanmıyor musun? Hayır. Ben onu demek istemedim. Söylemek istediğim... Sen evde oturmaya alışkın değilsin. Ama o olaydan beri neredeyse hiç kimseyle görüşmüyorsun. Hiç de bile. Her gün camiye gidiyorum. İnsanların bakışları benim canımı acıtıyor. Bu doğru. Çok acıtıyor. Ama artık evlendi. İnşallah insanlar bunu da unutacaklar. Meryem. Ne düşünüyorsun? Sence İkra'nın evlilik zamanı geldiğinde bir iki yıla insanlar hala bütün bunları hatırlar mı? Ne dersin? Allah'a güven. İkra evlenene kadar bu olay unutulmuş olur. İnşallah, inşallah. Allah nasip ederse. Dinle, bir şey düşündüm. Samin evlendiğinden beri dünürlerin evine hiç gitmedin. Ve beni de göndermiyorsun. Görmüyor musun ha? Evlendikten sonra damadımız bir kez bile evimize gelmedi. Geldiğinde de kızımızı dışarıda bıraktı. Sonra da dışarıdan aldı. Onun ailesinden hiç kimse daha bize gelmedi. Yani bu açıkça bizimle dünürlük ilişkisi yürütmek istemediklerini gösteriyor. Ama kayınpederiyle çok iyi arkadaş olmuştunuz. O sana saygı gösteriyordu. Onu bahane edip kızının evine git. Arada arkadaşlık falan yok. Benim gibi sıradan biri ondan iyilik dileniyormuş gibi kapısına dikildi. Ve o da bana merhamet etti, bu kadar. Anlıyor musun? Böyle bir şeyde sevgi ya da saygı olmaz. Bu sadece bir hayır işi. İşte o yüzden o eve gidemeyiz.
Sen de bir daha bana bu konuyu açma. Girin. Gelmen iyi oldu. Ben bugün çok halsizim. Odayı temizleyebilir misin? Evet, hemen temizlerim. Siz dinlenin. Ama sizi görmeye biri geldi. Biri mi? Evet, doğru. Kim? Adı Harim'miş. Arkadaşınız olduğunu söyledi. Annem nerede ve geldiğini biliyor mu? Dışarı çıktı. Anneli Hanım'la alışverişe gittiler. Ona evde olmadığımı söyleyebilir misin lütfen? Ben özür dilerim. Evde olduğunuzu söylemiş bulundum ne yazık ki. Ve aşağıda sizi bekliyor. Tamam. Öyle bakmasana. Benim arkadaşın Harim. Sarılıp bana evini göstermeyecek misin? Söylesene. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Üzgünüm, tamam mı? Lütfen. Çok aptalım. Düğün gecende seninle tartışarak büyük bir hata yaptım. Affet. Biliyor musun? Günlerdir bunu düşünüyorum ben. Ve bu haberi ilk öğrendiğim zaman kendime gerçekten çok kızdım. Kendimden çok utandım. Beni affet lütfen. Sana öyle davranmamalıydım. Hatanı sonunda fark etmen çok iyi olmuş. Evet lütfen. Lütfen beni affet Samin. Bu konuda çok üzgünüm. Beni affet, tamam mı? Senden başka arkadaşım olmadığını sen de biliyorsun. Affettim. Ama artık arkadaşlığımız bitti Harim. O yüzden şimdi buradan gitsen çok iyi olur. Ve bir daha sakın geleyim deme, olur mu? Neden öyle söyledin? Faraz buraya geldiğini öğrenirse hiç hoşuna gitmez. Ayrıca ailem de artık seninle arkadaşlık etmemi istemiyor. Yani amcalarla teyzeler böyle düşünebilir tabii ama Faraz'ın benimle ne sorunu var ki? Bunu bir de soruyor musun? Senin yüzünden Faraz'la görüşmeye gittim ben. Hı? Evet gittin. Ve baksana. Bugün bu evde onun karısı olarak yaşıyorsun, öyle değil mi? Ne oldu Harim? Şimdi de beni mi kıskanıyorsun? Hayır. Öyle demek istemedim. Bak, ne olduysa oldu artık. Ben kaderimi kabul ettim. Sizin mutlu olmanızı isterim. Galiba ben çok aptalım. Kalın kafalıyım. Sizin arkadaşlığıma en çok ihtiyacınız olduğu anda ben seninle çok kırıcı konuşmuştum. Ama artık döndüm. Ve şimdi Bayan Faraz'la güzel bir kahve içip Bay ve Bayan Faraz'ın odasına bakacağım. Çünkü buraya gelirken size bunu aldım. Bak. Ve bu hediyemi odana bırakalım. Birlikte. Yakışmadı mı? Bu kar küresi yeni evli odasına çok yakıştı bence. Söylesene Samin. Yatağınızın sağ mı senin yoksa solu mu senin? Yine alakasız sorular mı soracaksın? Kızdın mı?
öylesine sormuştum. Alındıysan özür dilerim. Ama bana pek mutlu gelmedin. Sorun nedir? Faraz Amerika'ya gitmek istiyor. Niye gitmek istediğini biliyorum. Anita. Adı bu, öyle değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Faraz'ın sosyal medyasında görmüştüm. Her fotoğrafını beğeniyor. Kız bir yorum yaptığında hemen kalp işareti koyuyor. Hem de hepsini. Kız alakasız bir şey paylaştığında bile hemen paylaşımını beğeniyor. Evet, biliyorum. Faraz bana her şeyi anlattı. Ben çok üzgünüm Samin. Buraya gelirken seni mutlu görmeyi ummuştum ama seni mutlu görünce ben de çok sevinecektim. Ama değilsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.